Ne kadar tam manasıyla anlamasak da, ne kadar tam manasıyla kavramasak da, ne kadar tam manasıyla sarılmasak da bu sorunların hepsini İslam dini mübarek Kur'an'da ve Resulullah'ın uygulamasıyla çözmüştü esasen. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayya alessalâh, hayya alelfelâh diyen bir numaralı adam, İslam'ın sesi olacak olan adam Bilal-i Habeşi'yi zenci bir insandan seçiyordu. Zenciydi. Hazreti Ömer diyordu ki daha sonrasında, eğer ben devlet başkanı olmasaydım müezzin olurdum dediği kadar iftiharlı bir mevkiye, bir makama getiriyordu. Kimi? Siyahi ve zenci ve de köle birisi. Biz insanların imanına, biz insanların ahlakına, biz insanların itikadına bakarak ona göre insanları değerlendiririz. Bu esas nereden geliyor? İslam'dan geliyor işte. Hasılı kelam, derin gider bu konu. Biraz daha yüzeyselleştirip günümüze getirelim. Bu esaslardan, Kur'an'a karşı alternatif olarak sunulan bütün mesajlardan, insanlığın bütün gayretlerinden hiçbir zaman kalıcı bir somut çözüm elde edilememiştir. Avrupa'yı gördük, edememiştir. İnsanlığı kardeş yapacağım dediler, insanlığı birbirine düşman ettiler. Rusya, refah düzeyi getireceğiz dediler, komünizmi ilan ettiler. Rusya dağıldı, paramparça oldu. Huzur olsaydı parçalanmazlardı. Aynı şekilde dünyanın yarısından çoğuna, hatta tamamına düşman bir millet oldular. Çin hakeza aynı şekilde birbirleriyle düşmanlar. Bugün Amerika Çin, Rusya Çin hiçbir alanda uzlaşamıyorlar. Kardeşliği ve barışı getireceğiz diyen bu devletler birbirlerinin boğazını sıkmakla, birbirlerini yok etmekte en büyük düşman olarak birbirlerini görüyorlar. Çünkü beşerin ortaya koymuş olduğu kurallarla kapitalizmin veyahut da komünizmin kanunlarıyla, beşerin icraatlarıyla insanlığa huzuru getirmek asla mümkün değildir. Çünkü insanın yaratıcısı, insanı var eden Allah-u Teala ilk insan Hazreti Adem'i yarattığı zaman ona peygamberlik sıfatı vermiş, seni ben irşad edeceğim, sana yön ben vereceğim, seni ben yarattım, seni adam ben edeceğim. Ey Adem, seni adam ben edeceğim dedi Allah-u Teala. Onun için bütün insanlığın adam olması için, Adem gibi adam olması için Allah'ın mesajlarına mahkumiyeti ve muhtaciyeti mecburi istikamettir. Başka alternatif yok bunun. Kim ne derse desin, kim nasıl yaldızlı ifadelerle karşımıza gelirse gelsin, üniversitelerde hangi kitaplar okutulursa okutulsun, insanların, gençlerin dimalarına, beyinlerine neler sokulursa sokulsun, insanlık aleminin kurtuluşu, yegane kurtuluşu şu mübarek Kur'an'dan geçer. Bunun başka bir alternatifi yoktur, uygulamalıdır. 1917'den 2017'ye 100 yıllık tarihten kısa bir kesit sundum size. Başarılı olsalardı bugün dünyaya huzuru, refahı getirirlerdi. Getirebildiler mi? Orta Doğu'yu paramparça ettiler. Orta Doğu'ya demokrasi götüreceğiz dediler, paramparça ettiler. Hakeza Kafkaslara huzur getireceğiz, sizleri özgürleştireceğiz, bağımsız yapacağız dediler. Oradaki Müslüman milleti kırdı geçirdiler, paramparça ettiler. Terörle, anarşiyle boğuşur hale getirdiler. İslami görünümde olsa bile bu terörler, bu anarşiler asla ve asla İslam'dan referansları yoktur. Aklı selim bir Müslümanın, aklı başında bir Müslümanın, imanı kamil bir Müslümanın bu tezgahı çözmesi lazım, bu tezgahı bilmesi lazım. Bizi bize kırdırdılar. Kendi dayattıkları sistemlerle kırdırdılar. Kendi dayattıkları oluşumlarla bizi düşman ettiler. Kendi sistemlerinin kuklası ve kölesi haline getirdiler. Halen bugün devam eden kılcal damarları ve kolları var. Ama temelinde komünizm çökmüştür, bitmiştir, tutunamamıştır. Beşeri bir çıkışı olan bu yapı bertaraf olmuştur elhamdülillah. O dönemde, çıktığı dönemlerde bu akımlara kapılan Müslümanlar yok muydu? Vardı. İnsanlık yok muydu? Vardı. Komünizmi böyle canhıraş savunan Müslüman adı altında. Neden? İşte bu kitaptan uzak kalırsak, Allah'ın mesajının misyonunu kavrayamazsak, anlamını idrak edemezsek, Allah'ın kitabının dünyayı yönetmeye namzet bir kitap olduğu vurgusunu kavrayamazsak, bir yönetim biçimi ve sistemi olduğunu, devletleri ve milletleri hizaya ve nizaya çeken Allah'ın göndermiş olduğu bir sistem olduğunu, devlet yönetmeye muktedir, dünyayı yönetmeye, iktidar olmaya muktedir bir kitap olduğu gerçeğini kavrayamazsak bu talih yollara saparız. Bunu kavramayalım diye bize zaten Kur'an'ın bu tür bir kitap olmadığını, Kur'an'ın dini motifli bir kitap olduğunu, sadece ibadetlerle iştigal ettiğini,
Kur'an'ın sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi muhteviyatının bulunduğunu, böyle bir kitap olduğu mesajı bizlere devamlı ve surette verildi. Anlatılan hep buydu. Bunun için görevliler tayin edildi ama anlatacak olduğunuz ilkeler, İslam'ın ilke ve inkılaplarından sadece namaz, oruç, hac, zekat anlatacaksınız. Başka bir şeyi anlatmayacaksınız dendi. Bu millete 100 yıl boyunca sadece bunlar anlatıldı. Belki 200 yıl. Ve dejenerasyona uğratılan, içerisinde fitne fücurun çıkartıldığı bütün ülkelerde aynı sistem yapıldı. Kitabullah, Allah'ın kitabının ana mesajı, ana vurgusu olan bütün insanlığa barış, bütün insanlığı kardeşçe bir arada yaşatma, dünyada huzuru tesis etme adına devletleri, insanları ve milletleri yönetmeye muktedir Allah tarafından gönderilmiş bir mesaj olduğu ilkesi, inkılabı hafızalardan silindi. Kendi sistemleriyle, atadıkları adamlarla, atanmışlarla, yöneticilerle, şunlarla bunlarla bütün İslam ülkelerinde bu tuzak işletildi. Adına cafcaflı isimler buldular. Siz hiç anlamadınız onu. Çok böyle janjanlı isimler koydular adına. Adına demokrasi dediler. Halkın kendi kendini yönetmesi dediler. Biz de yuttuk. Çok iyi bir şey zannettik. Balıklama içerisine daldık. Bugün bakın bütün ülkelerde, Orta Doğu'daki ülkelerin çoğunda demokrasi olduğu söylenir. Halkın iradesi olduğu yalanıyla yutturulmuş. Siz özgür olacaksınız yalanlarıyla bölünmüşler. Sizi mutlu, müreffeh, özgür, kendi kararlarınızı verir duruma getireceksiniz. Allah'ın kararlarından muzdaripmişiz gibi biz Müslüman millet, kendi kararlarımızı vermeye namzet ve hasretmiş gibi sarıldık onların bu sistemlerine. Sarıldık. Çünkü biz Allah'ın mesajlarından mutlu ve mesut değildik. Bize öyle yansıttılar. Öyle anlattılar. Eğitim mekanizmalarıyla 5 yaşındaki çocuğa anlattığım 1917'de çıkan o Karl Marx'ın kitaplarının öğretilerini, Darwin'in öğretilerini aşılamak suretiyle temelden başlayan bu erozyon, 18-20 yaşında gelen çocuğu kendi safına çekmek için hiç de zorlanmadı. Sen tutamadın o çocuğu. Gitti. Çünkü temelini atmıştı. Temelini atmıştı çünkü. Sen temel atmaya kalktığın zaman, Allah'ın kitabı istikametinde, Rabbimizin istikametinde temel atmaya kalktığın zaman, sana gerici, yobaz, irticacı yaftalarıyla beraber seni o toplumun önünden kaldırıp bir kenara attılar. İğrenç ifadelerle, yaftalarla, iftiralarla, hapishanelerde, podestlerde, zindanlarda veya eldeki imkanlarını almak suretiyle seni o çocuğun önünden çekip aldılar. O çocuğun önünü aydın fikir, çağdaş eğitim isimleriyle ve kelime oyunlarıyla önlerini, ufuklarını açtılar. Beşeriyetin öğretilerini o çocuklara empoze ettiler, anlattılar, anlattılar, anlattılar. Beyinlerini yıkadılar, yıkadılar, yıkadılar. Bu ülkede teröristlerin çoğu maalesef ama maalesef üniversite mezunu gençlerdi. Üniversite mezunu gençler terörist oluyor. Aydın, çağdaş bir eğitim almış birisi niye terörist olsun? Niye devletine, milletine asi olsun? Niye toplumuna asi olsun? Çünkü temelinde beşeriyatın vermiş olduğu o eğitim var. Beşeriyatın sunmuş olduğu o ideoloji var. Beyin yıkanmışlığı var. Sana örümcek kafalı dedi ama kendisi gencin kafasını örümcek gibi ördü. Asıl örümcek kafalı onlardı ama sen örümcek kafalı zannettin kendini. Kitabullah'tan ve kitabından soğudun. Dininden soğudun, Müslüman kardeşinden soğudun, nizamından soğudun, peygamberinden soğudun. Soğuttular, soğuttular. Kendi sistemlerini çafçafladılar. Yaldızlı bir şekilde getirdiler. Laikliği getirelim, koyalım. Nedir bu laiklik? Din işi ayrı, devlet işi ayrı. Bizim kafamızı, kellemizi bedenimizden kopartıp paramparça ettiler. Kafan ayrı, bedenin ayrı demekten hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yoktu bir Müslüman için. Din asla ve asla senin sistemine, hayat nizamına, aile nizamına, okul nizamına, sokak nizamına karışmayacak demektir. Ama ben istersen senin dinini modifiye etme hakkına sahibim demektir. Sen bana müdahale edemezsin ama ben sana müdahale ederim demektir. İyi de gramerde bu değildi manası. Bu demek değildi. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, yönetim, nizam, sistem işleri ayrı. Karışma bana. Hayır, ben yeri geldiği zaman sana karışırım. Kendi koydukları kuralları istedikleri zaman revize etmişlerdir.
O kurallar varken de yokken de, kaldırsa da kaldırmasa da, istedikleri gibi yorumlamış, istedikleri gibi hayata geçirmiş, üstümüzde denemişlerdir. Neden? Bizim Kitabullah'a hakim olmayışımızdan kaynaklanmıştır. O İngiliz lordun 1915'ten sonraki o, bakın hep 100 sene öncesine dayanıyor bu işler. Bir projeydi, bu proje adım adım uygulanıyor. Adım adım uygulanıyor. O projenin neticesinde bugün bu hale geldik. Beyler, bu hoca ne anlatıyor demeyin. Bir hafta sonra Kurban Bayramı var. Yatırıp da Allah'ın bize lütuf olarak bahşetmiş olduğu koçları, koyunları mundar etmenin bir anlamı yok. Biz evlatlarımızı kurban ediyoruz her gün diyorum. Anlayın bunu. Her gün İsmaillerin kurban edildiği gibi evlatlarımızı kurban ediyoruz bu sistemin, bu dişlileri, bu çarkları altında diyorum. Anlayın beni. Televizyonlarda kadın, erkek normal addedilecek noktaya gelinecek kadar fuhşiyatın, zaniyeliğin, sapıklığının zirve yaptığını bu çocuklara her gün izletiyorlar diyorum. Anlayın beni. Erkek erkeğe ilişkinin dizi olarak yayınlandığını, daha da vahimini söylüyorum, bir proje olarak bir kanalda yayınlandığını ve o kanalın sizdenmiş gibi olduğunu zannettiğiniz kanallardan bahsediyorum. Anlayın beni. Dinsiz kanalların yaptığı dejenerasyonlar bana zarar vermiyor. Dinsiz kanalların yaptığı yayınlar beni etkilemiyor arkadaş. Ama bendenmiş gibi olan kanalların yaptığı tahrifatlar, imama kertenkele yaftasıyla dizi haline getiren kanallardan bahsediyorum. Uyumayın, uyumayın. Uyumayın. İslam'ın temel taşı olan aile kurumu, eğitimin temeli olan aile, eğitimin temeli. Bunca sistemleri getirdik ama yine de patküt aradan bazı sivriler çıkıyor. Bunlar nerede öğreniyor bunu? Ailesinde öğreniyor. Anne babasında öğreniyor. Aile ortamında bunları biz dinden uzaklaştıramıyoruz diyen bu yapının aile kültürümüze koyduğu dinamit olan evlendirme programları aynı kanalda çıktı. Dikkat edin. Bizim kanal. Aynı kanallarda baş gösterdi. 1.100.000 lira transferle bizim kanalda bu milletin aile yuvalarını mahvetmek, bölmek, parçalamak için dinamitlenmiş, özel olarak hazırlanmış projeler bunlar kardeşim. Koç yatırıp kurban edeceksin ha? Koç yatırıp kurban edeceksin. Allah kabul etsin, bu ülkenin gençleri her an, her saniye, her dakika zaten kurban oluyor. Günlük 50.000 TL program başına alan bir kadın, evlendirme programlarıyla çapçaklı, yaldızlı gösterdiği, o janjanlı, ambalajlı gösterdiği zaniyelerle aile yuvalarını dinamitlemiş, bozmuştur. Bugün 2 tane evlenme varsa 12 tane boşanma var toplumda. Çocukların hepsi sokaklarda sahipsiz, annesiz, babasız. Aile yapısı nasıl allak bullak edildi, neden edildi, niçin edildi? Bir toplumun dejenerasyona uğrayabilmesi için bu esasların, bu unsurların ortadan kalkması gerekiyordu. Kırılamayan bir yapı vardı. Bu millet peygamberine sahipti. Bu millet Allah'ına bağlıydı. Bu millet Kur'an'ına sahipti. Bu millet dinine sahipti. Bu millet anneannesine, örfüne ve geleneğine sahipti. Bu millet kılığına, kıyafetine sahipti, sadıktı. Tek tek hücum ederek parça parça bunları yok ettiler, mahvettiler, ortada bizi bıraktılar. Şimdi çare arayan biz, hadi bakalım nereye gideceğiz? Alternatif yeni şeyler arıyoruz. Batı'nın, Avrupa'nın, Karl Marx'ın öğretilerinin, kapitalizmin kölesi olduk, kucağına itildik. Onlardan medet umuyoruz. Ben bu oyunları anlıyorum da siz niye anlamıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. 15 dizi bölüm boyunca yalan söyleme teknikleri ve sanatlarını bu milletin gençlerine, çocuklarına, evdeki hanımlarınıza, kadınlarınıza, kızlarınıza anlatmayı vazife bilen yapımcılar, yayıncılar bu ülkede senin 30 senede kazanamadığın parayı bir günde bir program başında kazanıyor. Kim veriyor bu parayı? Kim veriyor bu parayı? Kıyafetime dokunma etkinliği vardı, hatırladınız mı? Yani ben çıplak gezeyim, bırak beni, özgür olayım. Peki bunun Türkiye'deki finansörü kimdi biliyor musunuz? Ya hocam, marka verdiğini başına alacak. Size güvensem vereceğim markasını. Vallahi güvensem vereceğim, güvenmiyorum şu anda. Hocam marka veriyor diyeceksiniz. O televizyonun ismini de verecektim de veremiyorum işte. Size güvenmiyorum. Bak, bizi birbirimize güvensiz kıldılar. Bizi birbirimize güvensiz kıldılar. Kanunlarla, nizamlarla etrafımızı çevirdiler. Şunu şöyle diyeceksin, bunu böyle diyeceksin, bunu böyle. Anlamıyor bu millet. Anlamıyor.
benim dediğimi anlamıyor ama sen bunu iliklerine kadar anlatıyorsun dizilerle, televizyonlarla, programlarla anlatıyorsun. Sen özgürsün, ben değilim arkadaş. Kendi ülkemde prangalara vurulmuş vaziyetteyim arkadaş. Müslümanlar da öyle. Müslümanlar da öyle, hiç fark etmez. Biriniz başınızı kaldırın, ben bu Kitabullah'ı öğreneceğim arkadaş. Bu Kitabullah ne anlatıyorsa ben Allah'ın rızasına tam manasıyla talibim arkadaş. De bak, aynı şeyler başına gelmiyor mu?